rehinelerden birisi teröriste hangi örgüt diye sordu. Terörist Asala dedi. Asala bizim topraklarımıza kadar gelmişti. Bu bir aslında intihar eylemiydi bir nevi. Kaçan bir çocuk daha vardı. Amca dedi bütün bombalar sarılı bombalar. Hatta filmlerini de çekmiş elinde diye. Arkadan beyaz elbiseli bir kadın çıktı içeriden. Can havliyle dışarıya atarken bunu içeriden taradılar. Arkadan ateş ettiler. Kadın önümüze düştü böyle yüzüstü. Çekebilsem belki tedavi edilse ölmeyeceklerdi. Ama oluk gibi kan akıyor. Ben bir gece önce babamı rüyamda gördüm. Toz duman içinde rüyamda öldüğünü gördüm. Ertesi günü yaralı dendi, biz hastaneye gittik. Bunun acısını atlatabildiniz mi derseniz de maalesef bunu atlatmak hiçbir zaman mümkün olmuyor. Üzerinden 41 yıl geçmiş olmasına rağmen aynı acıyı yine hissediyorum. Türk kültürüyle birlikte yaşama arzusu içerisinde olan insanların Türk düşmanı haline getirilmiş olmaları çok önemliydi burada. Bu bir projeydi tabii. Türkiye üzerinde oynanmakta olan projenin önemli bir görüntüsüydü. ...7 Ağustos 1982 günü Ankara Esenboğa Havalimanı'nda sakin bir gün yaşanıyordu. Yurda dönüş yapan yakınlarını karşılamak üzere havalimanına gelen vatandaşlar... ...başlarına gelecek olaylardan habersiz bir şekilde bekleme salonunda yerlerini almışlardı. 7 Ağustos 1982 günü öğleden sonra Esenboğa Havalimanı'na gittik. Dayım tıpta uzmanlık eğitimini almak üzere yurt dışına gitmişti. Eğitimini tamamladı ve ailecek kesin dönüş yapıyorlardı. Biz annem, babam, kardeşim, anneannem, dedem, diğer dayım ve yengem olarak orada bulunuyorduk. Biraz hareketli de bir çocuktum. Restoran ve bekleme salonu arasında dolaşıyordum. Esenboğa Havalimanı'ndaki bu sakinlik, Asala terör örgütü mensubu iki saldırganın patlattığı bombayla yerini uzun ve sancılı saatlere bırakacaktı. Yıllarca Asala'nın yurt dışındaki temsilciliklerimize gerçekleştirdiği kanlı saldırılara gazete ve televizyon haberleriyle tanıklık eden Türkiye, terörü ilk defa tam kalbinde, Ankara'da hissedecekti. O gün tabii bizim havacılıkta en yoğun olduğumuz bir saatti, böyle 15-15.30 suları. Gelen ve giden yolcuların işlemlerinin yürüdüğü en yoğun saatlerdi. O esnada memurum geldi, rahmetli olan bir çocuk. Bir evrak imza atmak istedi. Ben evrakı merdivenin tam ortasında bir yerde. Evrakı okurken bir patlama oldu. Patlamayla beraber ben herkes yere yattı. Ben de kendimi yerde buldum. Hani onu çok hatırlayamıyorum. Kendim mi atladım yoksa birisi mi beni tuttu, beraber mi düştük? Ama silah sesleri, çatışma durana kadar ben gözlerimi açmadım, iyi hatırlıyorum ve yere böyle kapandığımı anımsıyorum. Bu patlamadan anında her şeyi bırakalım. İkimiz birlikte 3-4 basamaktan fırlayarak meydana çıktık. Meydana çıktığımızda karşımızda iki kişi var. Biri sağımızda, biri solumuzda. Ben sağ tarafa kaydım, memurum da sola kaymış. Ben sağdakini etkisiz hale getirerek elindeki silahını ve belindeki el bombasını aldım. Uzakta duran bir memura işaret ettim, alın bunu, hastaneye götürün diye yaralanmıştı çünkü. O esnada memurumun tabii yerde yattığını gördüm, maalesef onu da kaybettim. Önce bir silah veya büyük bir patlama duydu. O anda merdivenlerden salona çıkmış idim ve iki kişiyle karşı karşıya kaldım. Yanımda polisim vardı.
birisi polisime, birisi de bana. Benim karşıma çıkanı ben vurdum. Polisime çıkanı karşıdaki vurdum. Polisime maalesef kaybettik. O sırada mı yaralandınız? Bu arada adını söyleyebilir miyiz acaba polisin? Atilla Bahşi olan polis. Bahşi. Bahşi. Olay yerine ilk intikal eden polis memurlarından Atilla Bahşi, Celal Birol ve Emniyet Müdür Muavini Hamdi Yahyaoğlu şehit oldu. O anda iki kişi yaralı bir kişiyi kucaklayıp dışarıya doğru hızlıca koşarak götürdüler. Ağır yaralı birisiydi. O esnada başından vurulmuş bir kişiyi gördüm yerde. Hızlıca restoranın kapısına geldim. Dış kapıdan resmi kıyafetli bir polis bana buraya gel diye böyle eliyle işaret etti. Ama ben tabii onu dinlemedim. Çünkü annemle babamın yanına gitmek istiyordum o anda. Dünyanın her tarafında Asala militanları Türk diplomatlarına saldırıyorlardı. Ama böyle bir densizlik yapıp Türkiye Cumhuriyeti'nin içinde, Türkiye topraklarında bu tür bir saldırıyı kimse beklemiyordu. O açıdan bir şok etkisi oldu. Fakat tabii çatışmada birinin vurulduğu, diğerinin yaralı yakalandığı haberi geldi. Ve tabii Asala bizim topraklarımıza kadar gelmişti. Bu bir aslında intihar eylemiydi bir nevi. Saldırının meydana gelmesinden birkaç dakika sonra Ankara'daki bütün polis telsizlerinden aynı anons geçilmeye başlamıştı. Patlamaların ve silah seslerinin duyulduğu Esenboğa'da Asala militanının onlarca yolcuyu rehin aldığı duyuruluyordu. Polise ve askeri birliklere her türlü imkanın kullanılarak tam hareket emri verilmesiyle devletin bütün güvenlik birimleri bu olaya odaklanmıştı. Motosikletin telsizinden anons geçti. Ankara'daki bütün emniyet arabaları, ambulanslar Esenboğa'ya diye. Bu şekilde hepsi oraya gelsin diye bir anons geçti. O esnada telsizler birden havaalanında bir rehin alma terörist baskını şeklinde bir anons geçince hemen bütün ilgili, ilgisiz bütün devlet kadrosu havaalanına aktı. Ben Kızılay'a geçtikten sonra arabamla anons geldi. Ankara meydanında emniyet müdürü Ünal Bey'i vurdular. Ünal Bey'i vurdular deyince ben hemen arabamla doğru meydana. Meydana o süratle, nasıl bir süratle gittiğimi artık tarif edemem. Havalarının çevresi kontrol altına alınmıştı. Terörist seri bir şekilde silah kullanıyordu. Meydana iner inmez kapıda nerede olay? Salonda hiçbir şey görmeden çok cahilane bir şekilde olayın olduğu tarafa doğru koşmaya başladım. Her tarafı polis çevirmiş. Dış hatların o giriş kapısının olduğu yerden biz oradan ikimiz içeriye girdik. İçeriye girdik ama ileride böyle o zaman havalanın o dış hatların olduğu yer bir tane böyle bar gibi bir yer var. Orada bir şey patlamış. Bomba. Onu sonradan bomba olduğunu öğrendik. Yerde bir tane Amerikalı yatıyordu. Amerikalı olduğunu sonradan öğrendim. Beyni parçalanmıştı onun. Bir kişi daha yatıyordu orada. Ben hem onları fotoğrafladım orada. Biraz daha ileriye gittik. Askerler mevzeye yatmışlar. Onları falan fotoğrafladım. Polis arkadaşlar beni içeride görünce dışarıya attılar. Ben restorana doğru yavaş adımlarla içeri girdim. Sol tarafta iki kişi vardı. Bir kişinin elinde makinalı tüfek vardı ve önünde kendisine birisini siper etmişti ve tüfeği şu sağ omzunun üstünden kapıya doğru tutuyordu. Ben önce polis zannettim. Hiç böyle bir şey aklıma gelmedi tabii, böyle bir olay olabileceğini o anda düşünemiyorsunuz. Olay yerine ilk intikal eden görevlilerimizden Hamdi Yahyaoğlu saha içerisinde teröristle görüşmek gibi bir
yaklaşım sergilediği esnada beklenmedik bir şekilde kurşunların hedefi haline geldi. Allah rahmet etsin, Ankara Emniyet Müdür Yardımcımızdı. Kendisi şehit oldu orada. Ben koştuğum anda, o zaman rahmetli Hamdi Yahyaoğlu, Ankara Emniyet Müdür Muavinimiz, yanında 5 polis de o da elinde tesisle üniformalı oraya doğru girmeye başladı. Ben salona önce girmek istedim. Tabii rütbeli müdürüm olduğu için, önde olduğu için o önce girdi. O 5 polis de önce girince ben de yanlarındaydım. O tarandı. Esenboğa Havalimanı onun görev alanıydı. Ama o cumartesi günü aslında Esenboğa'da işi yoktu. Evdeki bir iki işini hallettikten sonra işte Emniyet Genel Müdürlüğü'ne gitmek üzere evden çıkıyor, telsizden haberi alıyor. Haberi aldıktan sonra direkt Esenboğa Havalimanı'na gidiyor. Telsizlerde anons ediliyor. O zamanlar cep telefonu yok. Babam duyunca hemen gidiyor. Zaten izin yoktu. O kendi sürekli en ufak bir şeyde gider. Bildiğim kadarıyla olayda resmi kıyafet giydiği için hani daha çok o hedef olmuş. Devlet hedefli bir eylem biçimiydi. Rahmetli Yahya Bey, Emniyet Müdürü Yardımcımız, genellikle görevde resmi elbise giymeyi adet haline getirmişti. Özellikle resmi elbiseyle görevini ifa ederdi. Turist resmi elbiseli olarak onu görünce bu devlettir, yani devletin adamıdır düşüncesiyle hemen bir hedef olarak seçti. İki teröristten biri vurulunca diğeri havalimanı meydan müdürünü rehin alarak restoran bölümüne saklandı. Teröristin restorandaki masum vatandaşları da rehin alması kendisi için bir anlamda sonun başlangıcıydı. Meydan müdürünün odası zaten 3-4 metrelik bir mesafede bir yer. Restoran kapısı da aynı şekilde 4-5 metrelik bir mesafede bir yer. Dar bir alanda cereyan ettiği için bütün olay ister istemez gözümüzün önünde bir anda olan bir hadiseydi. O da kendim arkadaşının etkisiz hale gelmesinden dolayı tahmin ediyorum artık çıkışının olmadığını, hayatının orada biteceğini düşündüğü için o arkadaşı yanına alarak kendisini korumak bahanesiyle salona girmeyi tercih etmiştir. Erkek rehinelerden birisi teröriste hangi örgüt diye sordu. O zaman terörist Asala dedi. Bu rahmetli alan müdürünün yanından ayırmıyordu. Bize karşı bile onu kalkan gibi kullanıyor. Boynunu koltuğunun altına alarak tabancasının orada direnmesine mani oldu. Meydan müdürümüz de direnemedi ona. Ki onu rehin alarak içeriye aldı. İçeride de yemek yiyen insanları bir masaya götürmüş. O masada o yemek yiyen 5-6 kişiyle beraber toplamda 7 kişi orada onun rehinesi olarak bulundular. Teslim olacaksa elini kaldırsın, dışarı çıksın. Girme oraya. Restoranda sıkıştırılan Asala militanı rehineleri kullanarak isteklerini dışarıda bekleyen polislere iletmeye başlamıştı. Silah zoruyla notlar yazdırarak bunları dışarıya gönderen terörist, bu sıra dışı haberleşme yönteminde o tarihte sadece 7 yaşında olan bir çocuğu da kullanmaktan çekinmemişti. Ben dedi bir not yazdıracağım dedi. Kağıdı kalemi olan var mı dedi. Benim yanımda bir karı koca vardı. Beyefendi takım elbiseliydi. Bende kalem var dedi. Ben notu aldım, yavaş adımlarla dışarı doğru, koridor vardır, o koridoru geçtim. Dışarı çıktım, kafamı çevirince, herhalde nöbetçi subay veya az subay. Ben ona doğru koştum, not var dedim ve koşmaya başladım alanın, yani bekleme salonunun içerisinde. Daha asker yeni gelmişti. Bir çocukla pusula gönderdi, de buraya gelin, ben de teslim ol, zarar vermeyeceğiz sana diye ona bir haber gönderdim.
İlerleyen dakikalarda olay yerine gelen emniyet görevlileri zaman kazanmak amacıyla teröristle iletişimi devam ettirme yoluna gittiler. Karşılıklı teröristle görüşme gibi bir ortam yaratılmasına çalışıldı. İçeride yolculardan bir bölümünün rehin alındığını biliyorduk. Necmettin Dede müdürümüz teröristle bir arabulucu sıfatıyla zaman kazandırıcı görüşmelere yöneldi. Arkadaşlara da söyleyin kimse atışıldı. Bir kişi elleri havada gelirse kapıya kadar mesaj vereceğiz. Sadece kaçan bir çocuk daha vardı. Amca dedi bütün bombalar sarılı bombalar. Hatta dedi, filmlerini de çekmiş elinde diye. Ve en büyük istihbaratı o gençten almıştım. Tabii korkudan kaçtı gitti ve kurtulduğunda sevindim onun. Pimleri çekilmiş bombalar var. Elinde uzun menzilli silah var. Polis arkadaşlar bir tarafa dizilmişler, öbür tarafa dizilmişler. Kapı orada duruyor. Biz saklandık bir köşeye. Tam o kapıya böyle şey. Hani ne olacak diye bekliyoruz. Hiç böyle bir şey görmem. Yani hayatım bir de bir 10 günlük gazeteciyim ben o zaman. Bir polis arkadaşı şey giydirdiler. Şu bomba yelekleri var ya onlardan giydirdiler. Bir tane kafasına bir şey taktılar. Elinde bir makina tüfek. Sis bombası attılar içeriye. Ama onu atmadan önce bir tane kadın çıktı içeriden. Koşarak kaçtı. Polis arkadaşım bir tanesi, sonradan öğrendim, Necmettin abiymiş. Elinden tuttu, kenara çekti onu. O kaçtı, onu kurtardılar da. Arkadan beyaz elbiseli bir kadın çıktı içeriden. Can havliyle dışarıya atarken onu içeriden taradılar. Arkadan ateş ettiler. Kadın önümüze düştü böyle yüzüstü. Yere kapaklandı. Belki kurtulabilirlerdi. Bir de onu acıyorum yani. Çekemedim yani. Çünkü elim ve kolum kapının duvarına gelecekti. Çekebilsem belki tedavi edilse ölmeyeceklerdi. Ama oluk gibi kan akıyor. Oradaki konuşma, bağırmaları, çağırmaları. Polisler birbirini çekiyor kenara gelin diye. Çünkü içeriden ateş ediyorlardı. Teröristin masum vatandaşları rehin aldığı restoran bölümü sütunlu mimariye sahip olduğu için emniyet görevlilerinin saldırganı tam olarak görmesi mümkün olmuyordu. Terörist çok da kontrolümüzde değildi. Yani vücut ölçüleri ve el hareketleri %100 görülür değildi bizim için. Salonun orta yerinde sütunlar vardı, direkler vardı. Direklerden bir tanesi terörist için siper konumunda gözüküyordu. Operasyon timini çağıralım. Operasyon timi bu operasyonun nasıl yapılması gerektiğiyle alakalı kararı onlara bırakalım. Onlar bu operasyonda bu hareket ettiğimizde etkisiz hale getirmede bir sıkıntı yaşayıp yaşamayacaklarının kararını, operasyonu yapacak olan kadroya bırakalım dedi. İçeride işaretleşiyorum kaç kişi var. Oradakiler kimisi bana 3 diyor, kimisi 2 diyor, kimisi 1 diyor. Şimdi 3 kişinin nerede olduğu belli değil, 1 kişinin nerede olduğu belli değil. Operasyon yapılması için kişilerin belli olması lazım. İçerisi kalabalık. Orada alınmış, tutuklu alınmış. Sivil vatandaşlarımız var. Asala militanlarının saldırı için Esenboğa Havalimanı'nı seçmelerinin arkasında yatan en önemli sebep, eylemden sonra kaçmak için uçakları kullanma şanslarının bulunmasıydı. Fakat ilk bombanın kararlaştırılan saatten önce patlaması teröristlerin planını bozmuştu. Bu bomba biraz daha geç patlamış olsaydı, kapıları açık ve yolcu uçağa biniyor bir vaziyet oluşuyordu.
15-20 dakika sonra. Yani bomba patlamadan 15-20 dakika sonra bu saha açılmış olacaktı. Yani yolcuları arıyorduk biz. Aramadan sonra da uçağa yürüyeceklerdi. Ne kadar? 20 metre, 25 metre mesafeye yürüyecekler. Eğer o zaman olumsuz olsaydı belki de kuvvetle muhtemeldir ki bunlar oradan rehin almaktan ziyade o aşağı güzergahtan kaçma fırsatını değerlendirecekler. Ancak bombanın erken patlaması ve bir teröristin de tarafımızdan elimine edilmesi bu olayın programını değiştirdi diye değerlendiriyorum. Saatler ilerliyor ve teröristi ikna çabaları sonuç vermiyordu. Artık emniyet güçleri için operasyon kaçınılmaz hale gelmişti. Zaman geceye doğru ilerliyordu, akşama doğru ilerliyordu. Karanlıkta bizim için daha zor olabilirdi operasyon. O nedenle ani bir kararla beraber bir fırsat operatörüyle birlikte operasyon gerçekleşti. Duman dağılmaya başladı. Ama hiç kimse girmedi içeriye. O içeriden giren arkadaşın çıkmasını bekliyorlar. Ben gözü kapalı da daldım içeriye. Girdim. O teröristin bir tanesi yerde. Onu anladım ama terörist, polis onu şeye. Bir masanın üstüne çıktım, onun bir fotoğrafını çektim orada. Bir baba oğul vardı. Böyle dizlerinden vurulmuşlar. Onlar birbirlerine sarılmışlar. Dışarıya çıkmaya çalışıyorlardı. Anlatılacak gibi değil. Yani şeyde. Sonra işte dışarıya çıktık. Dışarısı ana baba günü, o aldıklarını, yaralıları topluyorlar, şeye götürüyorlar, ambulanslara götürüyorlar falan. Aslında kendilerine göre iyi bir plan yaptıklarını düşünen Asala militanları, saldırının gerçekleşeceği günden çok önce Ankara'ya gelmişler ve 10 gün boyunca Esenboğa Havalimanı'na gidip gelerek keşif yapmışlardı. Eylemden bir hafta 10 gün kadar önce Ankara'ya intikal etmişlerdi. Birisi İstanbul, Şam'dan İstanbul'a, İstanbul'dan Ankara'ya uçmak suretiyle Türkiye'ye geldi. Diğeri Hatay, İskenderun üzerinden karayolunu kullanarak Türkiye'ye gelmişti. Bu gelişlerle birlikte birliktelik Ankara'nın merkezinde sağlandı ikisi arasında. Saat 16'da Türk Hava Yolları ile Ankara'ya geldim. 1-2 saat kadar havaalanını inceledim ve keşfettim. Daha sonra bir taksi kiralamak suretiyle Ankara'ya geldim. Daha önce Şam'da Vecdi bana Ankara'da kalacağım yerin adresini vermişti fakat isim olarak adresi vermemişti. Bana sadece Gençlik Parkı'nın ön kapısının karşısında kalan ve duvarları siyah boyalı bir oteli tarif etmişti. Bu esnada Ankara'da kaldıkları süre içerisinde eğlence merkezlerinde şuralarda buralarda gezdiler tozdular. Hemen hemen her gün havaalanına gel git yapmak suretiyle giriş çıkış noktalarında gözlemde bulundular. Havaalanı üzerinden İstanbul'dan gelen Leon Ekmekçiyan özellikle inişten sonra havaalanın içerisinde keşifte bulunmak suretiyle eylemi nasıl gerçekleştirdiklerine ilişkin kararlar aldılar. İki Asala militanı Ankara'da 10 gün kadar kalıp her gün Esenboğa'ya gidip gelerek keşif yaptıktan sonra 7 Ağustos günü saldırıyı gerçekleştirmeye karar verdiler. Bir taksi kiraladık. Yolda belli bir mesafe aldıktan sonra Esenboğa Havalimanı'na yaklaşmak üzereydik. Yolda askeri bir araç yol kontrolü yapıyordu. Bizim otomobili de sağa alarak durdurdu. Yanlarında yani bellerinde silahları vardı. Sadece otomobilin şoföründen kağıt istediler. Baktılar belgelerine, geri verdiler tekrar. Ve şoför yoluna devam etti. Düzenlediği saldırıdan hemen sonra yaralı olarak hastaneye kaldırılan terörist Levon Ekmekçiyan'ın sorgusuna vakit geçirilmeden başlanacaktı. Yaralı olan terörist aklıma geldi birden. Hastaneye intikal ettim. Narkozlu haliyle birlikte yoğun bakım bölümünde yatarken ben o bölüme doktorlar vasıtasıyla girdim. Bana da ameliyat gömleği giydirdiler, operasyon. İçeriye girdim ve teröristin ayılmakta olduğuyla alakalı bir bilgi verdi bana doktorlar. Ben de iletişimde zorluk çekeceğimi tahmin ederek
parmaklarımı birleştirmek suretiyle mükemmel işaretini yaptım. İyi misin anlamında. O da bana iyi yan şeklinde bir cevap verdi. O zaman doktor bey herhalde Türkçe konuşacak bunlar. Ben bunlarla biraz daha uzun konuşabilirim. Müsaade ettiler bana. Ben uzun sabaha kadar sorguladım onu. Narkozda halde olunca tabii sorularda hiçbir yanılma payı ortaya çıkmadı. Bütünüyle birlikte tam bir asala mensubu olduğunu, eylemin Beyrut'ta planlandığını, pasaportların Beyrut'ta ve Suriye üzerinde hazırlandığını, Mısır kimlikli pasaport düzenlendiğini anlatmaya başladı. Sorgulama devam ettikçe aslında çocukluğundan beri Türk kültürüyle iç içe yaşamış bir insanın Asala terör örgütünün beyin yıkama yöntemleriyle nasıl Türk düşmanı haline getirildiğinin ayrıntıları da ortaya çıkıyordu. Türkçeyi neden icap etti de Türkçe öğrenme ihtiyacı hissettin diye sordum. Yaşadığın yer Türkiye değil. Türkiye ile bir bağlantın yok. Fakat çok enteresan bir şey söyledi. Beyrut'ta aklımda kaldığına bir semt adı söyledi. Burç Hamut şeklinde bir semtte Ermeniler ağırlıklı olarak yaşarlar dedi. Orası dedi, gezdiğiniz zaman göreceksiniz ki orada bütün müzikler Türkçedir. Filmler Türkçedir. Türk filmlerini, Türk müziklerini izleriz, dinleriz dedi. Yani öylesine bir Türk kültürüyle birlikte yaşama arzusu içerisinde olan insanların Türk düşmanı haline getirilmiş olmaları çok önemliydi burada. Bu bir projeydi tabii. Türkiye üzerinde oynanmakta olan bir terörist ağırlıklı projenin önemli bir görüntüsüydü bu. Esenboğa katliamının faili olarak yargılanan, suçunu itiraf eden ve idam cezası alan Levon Ekmekçiyan'ın infazı Ocak 1983'te gerçekleştirilecekti. Bu idamı bekleme görevi de bana verilmişti. O gece Akajans'ta gece nöbetçisiydim sabaha karşı. O haber gelir gelmez tabii Telex'ten çok iyi hatırlıyorum. O dönemde Telex vardı. Oturdum haberi geçmiştim. Ertesi günde çok ciddi şekilde basında yer almıştı. Asala terör örgütünün Esenboğa katliamından 4 gün sonra Taksim Meydanı başka bir eylemcinin gösterisine şahit olacaktı. Fakat bu defa Ermeni asıllı bir Türk vatandaşı terör örgütü Asala'nın saldırılarını protesto etmek için kendi vücudunu ateşe verecekti. Bunlara bir ibret olsun diye, ya bunlar artık vazgeçsinler dedim. Bak samimi söylüyorum size. Bu emperyalistlerin oyunudur. Kalkınan Türkiye'yi karıştıracaklar. Ve Türkiye'yi yani bir harbi sürüklemek istiyorlar. Türkiye'ye harbi sokmak istiyorlar. Gayeleri dünya kamuoyunda Türkiye'yi kötülemek. Ve bütün dünya hükümetlerine rica ediyorum. İnanın ki gözümü kırpmadan yine kendimi ithal ederim yani. Bakın ben kararım bir saniyede değiştirdim. Kararım Fransız konsolosunun önündeydi. Çünkü başlangıçlar bunlardan başlandı. Eğer bunlar o zaman bu terbiyesizlere cezalarını vermiş olsaydı bunlar bu kadar şımarmayacaklardı. Ben orada intihar ediyordum. Şöyle düşündüm. Dedim ki sadece bunları tutuyorlar. Daha kötü olur diye vazgeçtim gittim. Ben vatanım için, milletim için, kardeş gibi yaşıyoruz. Türk milletine sabırlar diliyorum. Saldırı gerçekleştikten sonra teröristlerin dışarıdan ve içeriden nasıl bir yardım alarak ülkeye girdikleri ise her zaman bir soru işareti olarak kaldı. Nasıl girebildiler, nasıl o silahlar içeriye sokuldu bunlar gündemi çok ciddi uzun süre meşgul etti. Hiçbir zaman havalanlarında böyle bir hadise, özellikle Esenboğa'da bunun olacağını düşünemedik. Neden düşünemedik? Bir kere uzun bir mesafe, uzak yani 30 kilometre dışarıda bir yerde.
gelişi için bir takım mihmandarlara ihtiyacı olması lazım. Yurt dışından gelecek bir yapı. Yerli birisi yapabilir. Ona bir şey demiyorum ama yabancının bunu yapması çok olasılık imkanında olmaması lazım. Asalan'ın Fransa başta olmak üzere batılı devletler tarafından yıllarca korunup kollanması aslında olayların bu noktaya nasıl geldiği konusunda ipucu verir mahiyetteydi. Şimdi Victor Hugo'nun bir sözü var. Diyor ki Paris'te bir kişi öldürülürse bu cinayettir. Ama doğuda 50 bin kişi boğazlanırsa bu sadece bir meseledir. Şimdi bunu biz Asala terör örgütüyle ilgili olarak gelişmelerde gördük. Yani Asala'yı çok ciddi şekilde destekleyen, hatta Asala'ya bence sadece gizlenme alanları değil, belki de parasal yardımda bulunan Fransa, biliyorsunuz Ordu katliamından sonra Asala'nın üzerine gitmek zorunda kaldı. Yıllarca yurt dışında katliamlarını sürdüren ve toplam 110 silahlı saldırıya imza atan Asala terör örgütünün Türkiye'deki ilk eyleminde 9 kişi hayatını kaybetmiş, 72 kişi yaralanmıştı. Esenboğa'daki saldırıyı düzenleyen teröristlerden Levon Ekmekçiyan, yakalandıktan sonra pişmanlığını dile getirip Asala'ya eylemlerinden vazgeçmeleri çağrısı yapan bir mektup yazmıştı. Fakat yitirilen canları geri getirmenin imkanı yoktu. İki kişinin yaralandığı, üçü polis, dokuz kişinin yaşamını yitirdiği Esenboğa saldırısının ardından şehitler için düzenlenen törene binlerce kişi katılıyordu. Ben bir gece önce babamı rüyamda gördüm. Toz duman içinde rüyamda öldüğünü gördüm. Ertesi günü yaralı dendi, biz hastaneye gittik. O zaman hamileydim, hastalandım. Ertesi gün televizyonda öğrendim. Öyle. Herkesin babası çok değerlidir ama benim babam özelinde de çok farklı bir insandı. Bu ülke için hani kendi ailesiyle bile hani çatışmış bir insan bu görevi almak için. Hani görevine aşık bir insandı. Bunun acısını atlatabildiniz mi derseniz de maalesef bunu atlatmak hiçbir zaman mümkün olmuyor. Üzerinden 41 yıl geçmiş olmasına rağmen aynı acıyı yine hissediyorum. Çok namuslu, ahlaklı, temiz bir adamdı. Yani ben hayatımda tanıdığım en dürüst bir insandı. Onu kaybetmiş olmak, o an için çok acı çekmediğimi hissedebilirim, onu söyleyeyim yani. O an öyle değil. O an o olayın şokuyla zaten ne yaptığımızı da çok yani hissiyata hiç yer yok işte. Dolayısıyla bilahir ben bu iki acıyı çok hissettim, sen bir söylüyorsun. İyi insanlar. Onların öyle ölmemesi lazım.